Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samus. Bugün sizlerle Blender'da Fil Necati'yi model edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Fil Necati'yi çoğunuz biliyor diye tahmin ediyorum. Böyle genelde şakalar yapan komik bir fil, Kral Şakir'den bir karakter. Arkadaşlar burada da onu modelleyeceğiz. Onu modellemek için hemen Shift-A diyelim, Mesh'e gelelim. Buradan Ova'ya şörpe ekleyelim. Sonra bunu SZ diyeceğim. Bu ayağı olacak Necati'nin. SX diyelim. Bir bakalım. GZ diyelim. Tamam, gayet güzel oldu. Şimdi Shift-A diyelim. Mesh. Silindir. Depodan bakalım. Şu silindirimizi küçültelim. Bu da Necati'nin ayağı olacak. 3'e basalım. GZ diyelim. GY diyelim. Sonra da bunu uzatalım. Şöyle. SZ. Uzatalım. Bir bakalım. Şimdi biraz daha G'ye desek olur gibi. Tamam. Şu ikisini seçelim. Shift'te sağ tık. GX diyelim. Ve bunun aynısından bir tane daha oldu. Arkadaşlar şimdi Necati'nin göğsünü yapacağız. Onun için de şöyle yapacağız. Hatta o tişört efekti için de bir şey yapacağız. Şimdi 3'e basalım. GZ diyelim. Şunu yukarı alalım. Şimdi bunu büyüteceğiz. Büyütelim. Tamam. G diyelim. Ama sanki şuna buna küçük kaldı. Şuradan bakalım. Siz şunları silelim bir. Evet, bence de bu daha yeterli. Shift'te sağ tık GX diyelim. Bu Necati'nin dediğim gibi ayakları. Şimdi Edit Mode'a geçiyoruz arkadaşlar şöyle. Bizim bu arkadaş böyle. Buradan arkadaşlar bunu alacağız. Ctrl R'ye atacağız. Yani Look At. Şöyle bunu böyle alalım. Tişörtünü yapmak için inmiyor. O zaman şöyle yapacağız. Şuradan geleceğiz. Nereden olsun? Şurası yeterli. Tam şurayı S diyelim. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Tamam. Buradan üstünü büyüteceğiz. O yüzden 3'e basalım. Hatta direkt şöyle seçelim. Şunu bir seçip dışı bırakalım. Hatta direkt şöyle obje moda geçelim. Şunların hepsini seçelim. Bunları ben seçmek istemiyorum. Bunlar seçilmesin. O yüzden şunu açalım. Ve kapatalım. Tamamdır. Ama başına bir geri açalım. Şunu seçelim. G'ye diyelim. Ortalayalım. Sonra çıkalım. Tamam. Şimdi Edit Mode'a geçelim. 3'e basalım. Bize şuradan itibaren seçmemiz lazım. Pek olmadı. Tamam. Wireframe'den çıkalım. Şuraya biraz büyütelim. Biraz daha büyütelim. Bakalım. Oldu mu? Oldu gibi. Bence de oldu. Şimdi bir şöyle gelelim. Şu şörp seçelim. Bunu da biz seçmeyelim şimdilik. Neyse. Şimdi Shift-A diyelim. Obje modda diyelim. Mesh'e gelelim. Silindir ekleyelim. Şuradan şöyle gelelim bir. G diyelim. Bunu R'ye diyelim. Bu Necati'nin kolları olacak. Hatta direkt şunu kopyalayalım. Ama öncelikle şunu açmam lazım. Hadi neyse. Shift'te tamam. Şimdi seçimini kapatalım. R'ye diyelim.
Bu Necati'nin kolağı olacak dediğim gibi. Bunu SX diyelim. G diyelim. Bu da sanki küçük kaldı gibi ya. Tamam, şimdi eleğini yapacağız. Arkadaşlar eleğini yapmak için şöyle gelelim. Bira basalım lampetten. Şöyle gelelim. Bir şey deneyeceğim. Olacak mı? Heh, tamam. Kontrol sağ tık yapacağız arkadaşlar. Sonra burada Necat el yapmaya çalışacağız. Şöyle dört parmakla. Arkadaşlar ben bunu yapıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ayrıyetten de bunu böyle yapacağız. Böyle yan şekilde. Şimdi seçelim. Ekstrüt devam edeceğiz. Şöyle uzatalım. Şu X'ini seçelim. F diyelim. Yani yapmaya çalıştım. Şöyle bir kontrol buraya atmaya çalışıyorum. Oldu. Şuraları daha güzel yapmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden buraları şöyle kontrol R atıyorum. Daha güzel ayarlar yapabilmek için. Şuraya da bir tane kontrol atayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Böyle ayarlamaya çalıştım. Bir bakalım bir. Tamam. Şunların hepsini seçelim. Bir F diyeceğim. Tamam. Hepsi geldi. Şimdi tepeden bakalım. Shift D sağ tık G'ye diyelim. Ve şunların hepsini seçelim. Wireframe moduna geçtik. F diyelim. Şurası olmamış. Heh, tamam. Şöyle o zaman şöyle teker teker seçeceğiz arkadaşlar böyle. Ben bunların hepsini seçip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi eli yaptım. Şimdi şunu kompleden seçtim. Ve F diyeceğim buna. Ha, pardon. F select moduna gelelim. Neden olmadı? Obje modda bakmak istiyorum buna. Bir bakalım. Yani oldu gibi. Belki şuradaki parmak biraz fazla büyük.
O da sık değil. Niye hepsini seçti? Ha doğru, Faceyle modundaydık. Sadece şunları seçecektim. Şöyle biraz GZ diyeceğim. Bir bakalım. Yani gayet güzel olmuş. Tamam. Şimdi şöyle bir gelelim. 3'e değil 1'e basalım. Şimdi bizim şu eli alalım. Hayda, H'ye bastım. Edit moda geçelim. Wireframe moduna geçelim. Şunu komple seçelim. Bunu buraya taşıyacağız. Ama burada ufak bir sıkıntımız var. Wireframe modundan çıkalım. Bizim şu silindirimiz sıkıntı yapmış. Pek olmamış yani, daha doğrusu. Tamam. Şimdi şunu bir aldık. Şimdi buna bir kontrol R'ler atacağız. Hatta şöyle bir daha editten böyle geldiğinizde şöyle. Yapamadım ama. Neyse. Böyle biz atamaya devam edelim. Tamamdır. Şimdi 1'e basalım. Şimdi buna böyle şöyle görüntü vermeye çalışacağız. Şöyle daha güzel. O yüzden şurayı bir seçmek istiyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir geri alalım. Nasıl yapabiliriz? Böyle şöyle yapalım. Şöyle kolunu eğsin. Kolunu eğmesini istiyorum. Eğmesi için de şöyle. Hatta direkt öyle bırakalım. Pek ayarlayamadım arkadaşlar maalesef. Videoda pek uzamasını istemiyorum. O yüzden şunu komple seçelim. Seçin dışı bırakalım.
Tamam. Şimdi şu elimizi alalım. Şu eli alalım. G diyelim. R'ye diyelim. Şöyle getirelim. Şöyle biraz büyütelim. Şuraya getirelim. Tamam. Şimdi bundan bir tane daha kopyalayalım. Shift D diyelim. Ve bunda şöyle x şunun bir mirror'ını yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Neyse. Boş ver. Şuradan rotate açalım. Tamam. 1'e basalım. Gel diyelim. Tamamdır. Bir bakalım. Şu elleri yerleştirememişiz yerlerine. Biraz da şunu SX diyerek büyütelim. İşte S'yi yanlış söyledim. Şimdi şunu seçelim. Tamam, oldu. Bir bakalım obje modda. Yani oldu gibi. Şimdi arkadaşlar bunun kafasını ve hortumunu yapmak var. Şuradan tekrar göstereyim böyle. Tamam, geri gelelim. Bir de ayrıyetten bıyığı var. Shift A diyelim. Mesh diyelim. Buradan ovaya sharper ekleyelim. GZ diyelim. 1'e basalım. S diyelim. Bir deneyelim bakalım. Şöyle biraz kardan adama benzetti. Ondan sonra hortumunu bıyığını ekledikten sonra belli olur. Şimdi arkadaşlar hortumunu ekleyeceğiz. Hortumu içinde Shift A, Mesh, Ovaya sharper ekleyeceğiz. Şimdi 1'e basalım. Şunu GZ diyelim. GY diyelim. Arkadaşlar ben bu hortumun ayrı... Ha, pardon. GX'miş. Tamam. Arkadaşlar ben bu hortumun ayrı olmasını istemiyorum. Ondan dolayı da bunun büyütme işlemini falan filanlarını edit modda yapacağım. Şimdi bir büyütelim bakalım. Çok mu büyük olur? Evet, çok büyük oldu. Tamam. Shift D sağ tık GZ diyelim. Ama bunu küçülteceğiz. Böyle iyice küçülteceğiz. Tamam. Şimdi bunu uzatalım. Tamamen seçelim. Direkt S diyelim hatta. Tepeden bakalım. G'ye diyelim. Aslında çok büyükmüş.
Tamam. Şimdi bıyığını ekleyeceğiz arkadaşlar. Bıyığını da eklemek için şöyle bir gelelim. Buraya 1'e basalım. Kontrol sağ tıklayacağız. Aynen. Şimdi bıyığını yapacağız Necati'nin. Arkadaşlar böyle bir sürü bıyık teli yapacağız. Arkadaşlar ben bu bıyık teliğini yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdim. Şimdi bunu komple seçiyoruz. Şöyle wireframe moduna geçelim. Seçtik. Hatta şuraya bir gidelim. Nerede bizim oluyor? Arkadaşlar burası pek olmamış gibi. Ondan dolayı şuraları bir sileceğim. Delete verticals diyeceğim. Şurayı seçeceğim. Yine aynı şekilde şöyle küçük küçük yapmaya devam edeceğim. Tamam, şu ikisini seçelim F diyelim. Tamam. Şimdi şunu kompleten seçelim. 7'ye basalım. Nerede? Aynen burada. Shift de sağ tık G'ye diyelim. Sonra şundan hepsini bir F diyeceğim. D. Olmadı. Her zamanki gibi. O zaman şöyle. Yok olmadı. O zaman arkadaşlar bunları galiba tek tek seçerek yapmamız lazım. O zaman arkadaşlar ben bunların hepsini tek tek seçip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi bugün şöyle çevresini yaptım. Arkadaşlar bundan sonra 1'e basıyoruz. Sonra şunu ayarlıyoruz buna göre. Tam da hortumun altına gelecek şekilde G istiyoruz. Bunu buraya getiriyoruz. Bildiğiniz gibi bıyıklar hortumun altında oluyor. Gösterelim şöyle. Edit moda geçelim. Gördüğünüz gibi bir şey fark etmiyor. Şimdi bunun gözlerini yapalım. Shift'a diyelim. Meşe gidelim. UV Sharp'a ekleyelim. 1'e basalım. GZ diyelim. Getirelim. Tepeden bakalım. G, Y diyelim. Şöyle çıkaralım. Biraz korkutucu oldu sanki. Tepeden bakalım. Bir bakalım. Tamam, 1'e basalım. Şöyle Shift D sağ tık GX diyelim. Bakalım. Şöyle geçirelim. Bakalım. Fena değil. Şunu biraz da içeri alsak gözleri tam orantılı olur gibi. Aynen orantılı oldu. Arkadaşlar şimdi kulak kısmını yapacağız. Kulak kısmı sanki bana biraz sıkıntılı gibi geldi. Şöyle 1'e basalım. Edit moda geçelim. Kontrol sağ tık yapalım. Kulaklarını da şöyle yapacağız arkadaşlar. Extrude diyelim şöyle. Yaptık mı? Sonra bunu böyle kulak şeklinde vermeye çalışacağız. Şöyle kulak şeklini vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Şöyle geçirelim. Tamam, bir tek şurası pek olmadı. Orayı da hallettik. Şimdi komple seçelim. Tepeden bakalım. Shift'e sağ tık G'ye diyelim.
Son bunların hepsini biz seçelim. F diyelim. Bir bakalım. Neyse böyle tamamen F demeyelim. Olmuyormuş. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağız. Şöyle. Şunları şöyle tek tek böyle seçeceğiz. F diyeceğiz böyle böyle. Böyle tüm çizikleri yapacağız. Sonra böyle kenar buna geleceğiz. Böyle böyle seçeceğiz. Böyle de seçeceğiz. Öyle yapacağız arkadaşlar. Ben bunu hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Önce şuraları şöyle çektim çektim. Sonra şöyle tepeden baktım. Direkt böyle seçtim. Sonra F dedim. Gördüğünüz gibi kulağımız böyle oldu. Şimdi 1'e basalım. Şunu G diyelim. Şunu seçelim bir. Fazla büyük. Bunu küçültelim. Hemen S'ye basarak. Bir de bunu ters çevireceğiz. R'ydi herhalde. Aynen R'ymiş. Şimdi bunu şöyle getirelim. Fazla R diyelim. Bir bakalım şuraya da oldu mu? Yani oldu gibi. Şu an arkadaşlar ben bunun pek emniyetini vermeyi yapamayabilirim. Aslında belki yapmayacağım. Şöyle biraz büyütelim. Tamam, gayet güzel oldu. Shift'e sağ tık G, X diyelim. Ve bunu aynı şekilde şöyle yapacağız. R, X. Pardon. Galiba R'yi. Tamam. RZ'ymiş. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi 1'e basalım. G diyelim. Getirelim böyle. Bakalım. Gayet güzel oldu. Bakalım yapacak bir şey var mı? Saçları varmış. İki tane tel. Bunları da yapalım o zaman. Şöyle gelelim. Tamam. Edit moddayız hazır. Şöyle kontrol sağ tık diyeceğim. Olmadı. Neden? Heh, tamam. Geldi. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Aynı buradaki gibi. Nasılmış hemen bakalım. Tamam. Yapalım bakalım. Böyle extrude diyelim. Bir bakalım oldu mu? Yok, olmadı. Şöyle geri alalım. Tamam. Şimdi şöyle bir tane kontrol R atayalım. Tamam. G diyelim. Tamam. Tamam. De şunu seçelim. Şöyle Necati'nin o kafasındaki saçlara benzetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle getirelim. Şimdi sadece şunu seçelim. G diyelim. Tamam. Şimdi şunu seçelim. Bakalım. Yani şuralar pek olmamış. Şuraya bir tane kontrol buraya atıyorum. Şuraya da atalım.
oldu gibi geldi. Hatta şöyle şunu bir G diyelim. Pardon. G. Biraz daha büyük yapmak istiyorum. Yani yapmaya çalıştım. Tamam, şimdi bunu Necati'nin kafasını eklemeden önce şöyle Shift'e sağ tık G'ye diyelim. Şunların hepsini seçeceğim. Olacak mı? Yok. Arkadaşlar şöyle yapalım o zaman. Yine aynı şekilde wireframe modundayız. Şöyle hepsini F diyelim. Bir bakalım. Tamam. Şimdi de ayrıyetten şuraları şöyle bir bağlayalım. Şöyle gelelim. Tamam. Tepeden bakalım. Şimdi bunu kombi seçelim. F diyelim. Wireframe modundan çıkalım. Bakalım. Olduğu gibi. Gibi ama neyse, 1'e basalım. Şöyle alalım. Daha şöyle büyütelim. Yok, çok büyük oldu. Şöyle gelelim. R'ye diyelim. Şöyle. Getirdik. Oldu gibi. Bakalım başka eksik var mı? Şunu şöyle de yapalım ayrıyetten. Tamam. Başka eksik bir şey yok. O zaman arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.